Bu çalışmalarda vatandaşlarımızın ciddi bir reaksiyonu var. Biz başvurabilecek miyiz, nasıl olacağız, ne zaman olacağız diye. Birazcık bize bu süreci anlatır mısınız? İnsanlarımız nasıl aşı olacak? Şu anda da bir basında da geçen bilgiler doğrultusunda biliyorsunuz 4 gruba ayrıldı. İlk etapta sağlık personellerinin aşılamasına başlandı. Şu anda dün itibariyle biz kendimize de yaptırdık. Sağlık personelleri aşılaması bittikten sonra diğer gruplara geçilecek. Bu gruplandırmalar ışığında devam edilecek. Eğer ki sıranız geldiği halde yaptırmamışsanız sizi en sona tekrar sıraya koyacak. O zaman aşı yaptıracaksınız. Aşı yaptırabilmeniz için öncelikle Enabuz üzerinden kişilerimiz COVID-19 bölümüne girip oradan aşı için risk grubunda yer alıyor musunuz, almıyor musunuz sorgulayacaklar. Eğer ki risk grubunda yer alıyorlarsa aile hekiminden ya da hastaneden randevu alacaklar. Randevularını aldıktan sonra o saatte randevu aldıkları yere başvuru yapacaklar ve aşılarını uygulayacaklar. Aşı uygulandı. Sonrasında herhangi bir yan etki olmuşsa eğer HES kodun HES uygulamanıza gireceğiz. HES uygulamamızda COVID-19 ile ilgili bir anket bölümümüz bulunmakta. O anket bölümünde yan etkileri de belirten sorulara yanıt vererek anketi doldurduklarında bizlere yan etkilerini bildirmiş olacaklar. Bunun için yan etkisi olması halinde aile hekimine ya da sağlık kuruluna başvurması gerekiyor mu? Bu formdan mı gerekiyor? Başvurması da gerek yok. Direkt program üzerinden işlem yapabilir. Eğer ki başvurursa da yine biz buradan yardımcı oluruz. Onun dışında herhangi bir yoğunluk yaşanmaması adına Enabuz üzerinden COVID-19 riskli olmadıkları sürece başvuru yapmalarını önermiyoruz. Ha, şu olabilir, internet kullanmayı bilmeyen kullanıcılarımız olabilir, yaşlı insanlarımız olabilir ya da internet erişim imkanı olmayanlar olabilir. Bunlar için de MHRS üzerinden randevu alma bölümünden zaten uygun ise randevu alabilirler. MHRS yok. Dediğimiz telefon üzerinden. Telefonla merkezi hekim randevu sistemi. Tamam. Randevu alma bölümü. Buradan işlemlerimizi yapabiliriz. Peki şu an sağlık çalışanları tamamlandı ve vatandaşa sıra geldi mi, başlandı mı? Dün itibariyle aşılanma başlandı. Yaklaşık aşılama birimi kurulan yerlerde 5 gün, aşılama birimi olmayan yerlerde 10 günlük süreç başladı. Sağlık, yani birinci grubun aşılanması için. 10 günlük süreçten sonra ikinci gruba geçecek diye biliyoruz. O ikinci aşamaya geçtiklerinde kişi ikinci aşamaya uygun olduğunu biliyorsa eğer en azından kontrolünü yapıp randevusunu alabilir. Peki vatandaşımız riskli gruba girdi, ilk evet. doz aşısı gerçekleşti. İkinci doz takibini kendisi mi yapacak, yine Enabuz üzerinden bir takip sistemi? Enabuz üzerinden COVID-19'a tıkladığı zaman orada ilk aşı uygulandı uyarısı çıkıyor. Hemen altında ikinci aşının uygulanacağı tarih aralığı belirleniyor. O tarih aralığına otomatik olarak belirlendiği için o tarihler arasında tekrardan aile hekiminden randevu alacak. Benim için örnek veriyorum. Ben dün itibariyle aşı yaptırdım. Yani 14 Ocak'ta bana ikinci aşılama tarihi olarak 11 ve 18 Şubat arasını verdi. Otomatik olarak oluşturuldu. 11 ve 18 Şubat aralarında randevu aldığım anda ikinci aşılamayı da yapacaklar. Peki bu süreçte çeşitli sebeplerden dolayı ikinci doz aşıyı varsayalım ki olamadık, yani o tarihi evet. yetiştiremedik. Buradaki durumumuz nedir, uygulanacak yöntem? 18'inde gerçekleştiremedik. Onu olabildiğince en kısa süreçte yapmayı hedefliyoruz. Hocam iki doz aşıdan bahsediyoruz. Evet. Bu aşılar aynı aşılar mı, farklı ürünler mi var? Bu aşılar aynı aşılar. Birincide ne yapıldıysa ikincide de size aynı aşı uygulanacak. Sinovac firmasının CoronaVac ürünü. Bu şekilde iki aşıda, ilk aşınız hangisi ise ikinci aşınız da o olacak. Bu konuda işleri ferah olsun. Devlet üzerinden giriş yapacağız. Enabuz'a bilgilerimizi giriyorum. Girişimizi yaptıktan sonra Enabuz sayfamız açıldı. Enabuz sayfamızda direkt en üst noktada, ana sayfada COVID-19 aşı durumunu sorgulamak için tıklayınız bölümü mevcut.
Buna tıklıyoruz. Bu bölümde COVID-19 pandemi aşılaması için belirlenen öncelik grupları içerisinde yer almaktasınız yazıyor. Eğer ki bu sizde mevcutsa aile hekiminizden randevu alıyor ya da hastaneden randevu alıyorsunuz. Yok, gruplar içerisinde yer almıyorsunuz uyarısı mevcutsa şimdilik COVID aşısı açısından randevu alamıyorsunuz. Tamam, bir de oradan alacağız. Aynen. Gün geçtikçe gruplandırma, 4 gruplandırma var. İlk gruplandırma sağlık personelleri adına. Bu personellerin aşılaması bittikten sonra diğer gruplara başlayacak. Bu şekilde gittikçe COVID aşısı açısından siz de takip edeceksiniz. Eğer takip ettiğinizde yer almaktasınız yazıyorsa aile hekiminizden ya da hastaneden randevu alarak aşınızı yaptırıyorsunuz. Burada randevu alma kısmını gösterelim hocam. Tamam, randevu alma, aile hekiminden randevu al bölümü. Ben bana uygulandığı için tekrardan göstermek mahiyetli. Aile hekiminden randevu ala tıklıyorum. Buradan kendi aile hekiminden başka aile hekiminden diye yönlendirme yaparak işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Kendi aile hekimimden tıklıyorum. Randevu ala basıyorum. Randevu saatleri olmadığı için randevu veremiyor şu an için. Ama randevu saatleri açık olduğu zaman randevu alabiliyorsunuz. Az önce e-nabıza e-devlet şifremizle giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra ana sayfamızda direkt açıldığı bölümde isminizin alt kısmında influenza ve COVID-19 bölümü mevcut. İnfluenza normal grip aşısı demek. COVID-19 aşısı için de COVID-19'a tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda burada hemen uyarı yeşil olarak çıkıyor. COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli gruplar içerisinde yer almaktasınız. Yine yazıyor. Eğer yazıyorsa aile hekiminden randevu al ya da hastaneden randevu al butonları aktif hale geliyor. Tıkladığınızda randevu alabiliyorsunuz. Bu şekilde randevu alarak aşılamanızı yaptırabilirsiniz. Hayat Eve Sığar programına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağ alt tarafta anket bölümümüz var. Anket bölümüne tıklıyoruz. Anket bölümünde COVID-19 aşısı hakkında bölümüne tıklıyoruz. Orada aşıya ait herhangi bir belirti yaşadınız mı bölümü ya da aşı hizmetiyle ilgili değerlendirme anketi. Biz eğer ki sizde herhangi bir yan etki oluşmuşsa herhangi bir belirti bulunuyor mu butonuna tıklıyoruz. Belirti bulunuyor mu? Evet, hayır lan. Evet diyoruz. Burada ne yaşadıysanız onları belirtiyorsunuz.